Muğla'nın Ula ilçesindeki sakin kent ünvanına sahip Akyaka mahallesindeki Orta Çağ'dan kalma kale surlarının olduğu bölgede yürütülen kazı çalışmalarında tonozlu tünel içerisinde 65 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki yapının devamında temiz su kaynağına ulaşıldı. Gökova Körfezi kıyısında her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akyaka'da tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Muğla Valiliği, YİKOP Başkanlığı ve Ula Belediyesi'nin katkılarıyla çalışma yürütülüyor. İdimi Antik Kenti yakınlarındaki Orta Çağ'dan kalma kale surlarında sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan eserler bölgenin tarihine ışık tutuyor. Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde devam eden kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserler koruma altına alınarak belgeleniyor. Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, Anadolu Ajansı muhabirine, güney yamaçlar boyunca aşağı kısımda bulunan bugünkü Azmak Deresi'ne doğru yerleşimin aşamalar halinde devam ettiğini ve akarsuyun bulunduğu bölümün de antik çağlarda deniz olduğunu, yerleşimin de deniz kıyısında bir liman yerleşimi olduğunu söyledi. Yörede yaşayanlar tarafından bilinen kale ile Azmak Deresi arasında bir geçit, bir dehliz olduğu söylenen alandaki çalışmaları özellikle 2023'ün ikinci yarısından sonra yoğunlaştırdıklarını anlatan Savran, sözlerine şöyle devam etti. Daha önce de giriş kısmını bulduğumuz alanla girişle Azmak arasındaki bağlantının tamamını açtık. Bu bağlantıyı açtıktan sonra bu alanın hangi amaçla kullanıldığı kafamızda netleşmiş oldu. Tünelin tamamı 65 metrelik bir tünel ortaya çıktı. Tünelin sonucunda da çok temiz bir su kaynağına ulaştık. Arkadaşların yaptığı çalışmalarda hani bize dönemsel olarak çok fazla buluntu vermese de birkaç aşamada alanın kullanıldığı tespitini yaptık. Özellikle Orta Çağ'da onarım gördüğü, tonozlu bir yapı olduğu, tonoz kısmının ise duvarlardaki izlerden dikkatli bakılırsa evet sıvandığı, taş örgüden oluştuğu, büyük bir taş örgüden oluştuğu, hatta duvardaki küçük nişlerden de burada bir mekanizmanın bağlı olduğu ortaya çıktı. Sonucunda da bulduğumuz temiz suyla burada bir mekanizmanın kurularak buradaki temiz suyun, tatlı suyun kalenin içine kadar taşındığı kullanma suyu olarak mesela bir kuşatma anında hiçbir zaman kalede yaşayanların sularının kirlenme riskiyle karşı karşıya kalmadıklarını, uzun süre su olduğu için kuşatmaya dayanabildikleri düşüncesine ulaştık.